Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bunu yüklerken Visual Studio programımız kapalı olması lazım. Neden bunu bahsettim? Bazen kurulmayabiliyor, hata verebiliyor. Eğer manuel kurmak istiyorsanız böyle, ama bir hata almazsanız Tools kısmından, Extensions and Updates kısmından bunları yükleyebiliyorsunuz. Bunları niye kullanacağız? Şimdi oraya geleceğiz. Oraya gelmeden önce editörünüzde benim size tavsiye edeceğim şeyler olacak. Onun için Tools menüsünden Options diyorsunuz. Ben şu an Blue yapmak istiyorum daha iyi görmeniz adına. Şöyle bir onu ben yani ekranı beyaz yapayım ki hem kayıtta hem de siz izlerken biraz daha net olması adına böyle bir şey düşünüyorum. Evet, ekranımın stili değişti. Şöyle bakmak istiyorum. Kaydımızda bir problem var mı? Kaydımız devam ediyor. Bir mesajımız gelmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Tools kısmından Options dediğiniz zaman bazı ayarlar dedik. Temanızı buradan karanlık ya da beyaz yapabiliyorsunuz. Yine Text Editor kısmına giderseniz, şuradan açarsanız bunu, bütün diller için, yani bütün kullanacağınız editördeki diller için olan kısımda şunları işaretleyebilirsiniz. Word Wrap satırınızı atlatır. Birazdan göreceksiniz. Line Numbers da satır numaraları verir. Herhangi bir hata aldığımızda satırı bulmamızı kolaylaştıracaktır. Bunları şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında fontlarınızı ayarlamak için yine burada font kısmımız olacak. General diyelim. Fonts and Colors var. Ben mesela şu anda bir 16'yı deneyeceğim rahat görmeniz adına. Yine buradan bold yapıp kalınlaştırıp inceltebiliyorsun. Okey diyorum bu kısma. Bu ayarlar gerçekten de çok işimizi gördüğü için bunu göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar diğer konulara geçmeden önce biz bir EMMET kısmını, Zencoding kısmı, bu yüklediğimiz Web Essentials ve Zencoding ne işimize yarayacak? Şimdi onu göreceğiz arkadaşlar. Bunlar, şunu söyleyebilirim ki HTML kısmında işimize yarıyor. Bu kısımda new diyerek proje açıyorum bir tane. Bildiğiniz gibi web kısmına geliyoruz burada. Ve ASP.NET Web Application ama .NET Framework olacak. Biz Core çalışacağız ama ilk önce bir temellerimiz sağlam bina etmemiz adına .NET Framework çalışıyoruz. Buradan sürümünüzü belirleyebilirsiniz. 4-5-2'yi tavsiye ederim şu anlık. Buraya da diyorum ki EMMET şöyle Zencoding diyelim proje ismine. Ve burada OK diyerek daha önce vermişim bu ismi. O zaman bir alt tire daha koyalım. OK diyerek projemiz oluşsun. Boş bir proje olacak ama MVC kullanacağım için MVC referansını vereceğim. OK diyerek projemi oluşturuyorum. Murat Bey katılacakmış sınıfımıza. Hemen yardımcı olalım o kısımdan. Murat Doğan. Şöyle Murat hocamızı arayalım.
Evet, Murat Bey de geldi. Devam ediyorum ben dersime. Evet arkadaşlar, projemi oluşturduğumda bu şekilde bir ekranım gelecek. Bunu kapatıyorum. Daha sonra şu kalemimi şöyle alta bir yere alayım. Bildiğiniz gibi Solution Explorer'ı açıyorum. Şimdi arkadaşlar, önceki dersimizde boş geliyordu. Biz şu an temel MVC çalışacağımız için şu klasörlerimiz ne demek? Solution belli bir çerçeve sunar. Şöyle ki, siz projenizi açtığınızda şu şekilde bir ekrana geçmek istiyorum. Şöyle bir şey kullanalım. Evet. Şöyle bir çerçeve düşünün arkadaşlar projeyi. Ve yine bu çerçevenin içinde işte projeleriniz var. Diyelim MVC çalışıyorsunuz. Klasörleriniz var. İşte bunları controller, view olarak klasör olarak düşünebilirsiniz. İşte şuna diyelim ki bu controller klasörü olsun. Controller olsun. İşte şu view klasörümüz olsun. İşte bu ne olsun? Model olsun. Bunları dedikten sonra bir çerçeven daha var. Bu kısımda da ne var arkadaşlar? Proje var. Şu kısımda. Şimdi şöyle çekip şimdi daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar şu en dıştaki kısmımız, ne diyorum ben buna? Solution diyorum. Daha sonra yine bir tane daha çerçevem var. Şöyle yanlış yaptım, geri alalım şuradan. Burada bir çerçeve daha var. Bu da arkadaşlar bildiğimiz proje. Bu da projemiz. Daha sonra da buradakiler de projenin alt klasörleri. Şimdi gelelim, şöyle gördükten sonra bunun uygulamasına geçiyorum. Şimdi bu anlattığım nedir Zeki Hocam dediğinizi duyar gibiyim, şudur. Arkadaşlar solution'u görüyorsun en üstte. Şöyle kapatıyorum. Onun altında bir projem var. O yine altında bir sürü klasörlerim var. Ve bunlar ne anlama geliyor? Bu ikisini anlattım. Yaptığım projem ve solution. Bir sürü proje dahil edebilirim buraya. İşte sağ derim. Kurumsal mimari örneklerimizde göreceğiz projelerimizde. İşte new project derim. C# kanalında. İşte buraya bir tane ne diyelim? Windows Form projesi eklerim ya da Class Library eklerim. Ekleyeceğiz. Backend programlayacağız kurumsal mimaride. Bunların hepsinin ne demek olduğunu göreceğiz. Şu an sadece bilmeniz gereken şudur ki arkadaşlar, buraya geldiğinde şuranın kapsayıcısının bu proje gibi birden fazla proje olacağını bilin. Şu şekilde alt olarak. Bunun mantığının bu şekilde olduğunu bilin. Takılırsanız da bu mantıkta bana sorabilirsiniz anlık sorularınızı. Şimdi arkadaşlar bakın, referans kısmına ne gelmiş benim şöyle tıkladığımda. Görüyorsunuz web ile alakalı bütün referanslarımı atamış. Bu nereden geliyor? Başta projeyi oluştururken MVC seçmiştik. Oradan bütün referanslarımı eklemiş. Daha sonra bana bir tane App Start eklemiş. App Start klasörü. App Start klasörüne baktığımda root config var. Bu ekranı bilen, hatırlayan ya da bununla alakalı görüşünü söyleyecek var mı arkadaşlar aranızda? Tamam, ben söyleyeyim. Birazdan göreceğiz. Bu rootlama işlemini yapıyor. Yani diyor ki bir root'umuz var diyor. Controller, action ve ID'den oluşan. Controller default'ta home, action index, ID ise opsiyonel olarak değişebilir diyor. Şimdi birebir göreceğiz bunu yapmaya çalıştığını.
Başka arkadaşlar controllers model views'ı bahsettim. Controllers bütün kontrolümüzü yapan yerdi. Models ve views isterseniz üzerinden tekrar geçelim. Çünkü önemli bunlar. Şu şekilde bir ekran açayım size. Ve şuradan şekilde anlatmak daha hoşuma gidiyor. Şuna controllers diyelim arkadaşlar. Daha sonra yine bir modelimiz var. Bir de view. MVC bu arkadaşlar. İşte buna diyorsun ki controller. Şu şekilde controller diyorsun. Buna geliyorsun model diyorsun. Buna geliyorsun view diyorsun. Bir de şeyi düşünelim. Şuralarda da bir tane de bu da database'imiz olsun. Buna da diyorum ki database. Şöyle çekelim, ortalayalım. Şimdi arkadaşlar nasıl bir akış var ona bakalım. Arkadaşlar controller trafik polisidir. Hem view'i kontrol eder hem modeli kontrol eder. Daha sonra arkadaşlar modelin görevi database'den controller modeli kullanarak database'den verileri model yardımıyla klaslar halinde C# klasları halinde her tabloya karşılık gelecek nesnelerini üretir. Sonra modele der ki aldığın o veriyi bana ver bakalım. Controller alır. Daha sonra view eder, şu benim verdiğim datayı kullanıcıya göster. Daha sonra view'de arkadaşlar ben göstereceğim ama hangi veri tabanının hangi tablosunu bunu bilmesi için modeli bekler arkadaşlar. Modeli bekler. Böyle bir yapı var. Controller çok önemli. Şimdi üzerinden geçerek burayı defaatle anlatmamın nedenini birkaç ay sonra arkadaşlar hep beraber göreceğiz. İlk olarak yapılması gereken işlem bir MVC projesinde controller'a sağ tıklayarak yeni bir controller oluşturmaktır. Bu da her zaman yani home adını alır. Bu çok geleneksel bir şeydir. Home controller olarak oluştururuz. Çünkü kontrolcümüz olmadan hiçbir işlemi yapamayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam edeceğim. Şimdi kontrolcümüzü oluşturduk ve bunu dedik ki bir şey yapabilmem için kontrolcüm olmalı. Şimdi ben sizlere Zen Coding'i anlatma adına bir tane view oluşturuyorum. Ve arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik. Şöyle. Neden böyle bir sayfa açtı? Şuradan geçelim. Tamam. Buralarda bahsetmiştik arkadaşlar. Ne demiştik? Controllers, controller sınıfından miras alır. Ve controller'ın bütün özelliklerini home controller'a devrettin. Controller'ı oluşturur oluşturmaz. Sonrasında şöyle ok alayım bir tane de. Şu kısım bizim arkadaşlar controller'ın içindeki action'lardır. Her action bir view'dir arkadaşlar. Yani web sayfasıdır birebir. Ne diyoruz burada? Her action bir manada web sayfasıdır. Bunu da söyledik. Bunu söyledikten sonra burada nasıl bir yönlendirme var? Hemen oraya geliyoruz. Burada arkadaşlar şöyle yönlendirme görüyorsunuz. Şuradan yine ben kalemimi alayım en iyisi. Şimdi arkadaşlar bir tane metot var. Ve diyor ki
Action Result metodu index adında. Sonrasında da return view diyor. View'e dön. Bakıyorum view var mı bende? Tabii ki vardır view'miz. Bakın şöyle kapatıyorum. Bir tane home controller'ım oluştu hemen klası. Burada yazdım. Daha sonra da view'imiz var. Bakın. Hemen home controller'ı oluşturur oluşturmaz bir tane home diye klasör geldi. Bunun manası ben bir tane klasör oluşturdum. Bu klasörün içine gelecek bütün action'lar home controller'a aittir demek. Şöyle daha örnekleyeyim. Şimdi bakın burası boş. Sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Layout kullanmasın. Ve bir tane sayfa gelecek. Göreceksiniz ki bir tane HTML görüntüsü. Son kullanıcının göreceği. Hemen solution'a baktığımda bakın index cshtml. Dikkat ederseniz nokta html değil cshtml. Neden böyle? Ben tamam diyor bir veri web sayfası görünümündeyim ama benim içimde C# kodları da yazılabilir. Benim sayfam dinamik görüntüye sahip olabilir diyor. Kodlama yapılabilir. Bunları sonra Razor Page'lerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sayfamız geldi bu şekilde. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ne dedik? Home controller'ımızı oluşturduk. Sağ tıkladık, indeksi oluşturduk ve bizim bir tane sayfamız var artık. Şimdi ilk başta ben size tools kısmında ne dedim? İki tane eklenti kuracaksınız şu kısımda. Bu ne işimize yarıyor? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bir indeks sayfam var. Şuraya geliyorum. Bir H1 etiketi açacağım. Buna da diyeceğim ki Emmet eski ifadesiyle yani eskiden Zencoding derlerdi. Zencoding kullanımı diyorum. Şimdi bu kullanıma geldiğimde dikkat ederseniz normalde ben küçüktür işte P büyüktür yapıp böyle açabiliyordum. Şimdi ilk örneğime geliyorum. Şimdi ben bir şeyler açacağım. Bir tek açacağım. Bakın div dedim. Bunları göreceğiz yani HTML derslerinde oraya takılmayın. Sadece ne görev gördüğünün senin işini nasıl kolaylaştırdığını burada fark et. Div diyorsun büyüktür işareti. Div'den sonra diyorum ki bir UL olsun listeler. UL'nin içerisinde unordered listin içerisinde li elemanım olsun. Li elemanımın içerisinde paragrafım olsun. Paragrafım içerisinde de metninizi yazınız olsun. Şimdi bakın bu ifadenin sonuna geliyorum. Yazabilsem. Ve tab tuşuna basıyorsun. Görüyor musunuz? Tek tek yazmaktansa divi oluşturdu. Şurada. UL'yi kapattı. Li'yi açtı. Li'nin içerisinde paragrafı koydu. Paragrafın içerisinde metini yazdı. Bu ilk örneğimizdi. Şuradan zaten direkt işaretliyor. Aşağı iniyorum. Bir tane div oluştur diyorum. Nokta diyorum. Bu da CSS ile alakalı arkadaşlar. Nokta dediğimiz anda class oluşturur. Style 1 diye bir class olsun divin içinde diyorum. Tab tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi etiketlerimi kendi otomatik oluşturdu. Buraya da diyorum ki div içinde class Emmet kullanımı. Bakın ne kadar HTML yazmamızı kolaylaştırıyor. Yine bir örnek sizlere. Bu sefer de div içerisinde DS kullanarak myDiv diye bir CSS class yine tab tuşuna bastığımda yine ID'si myDiv olan bir şey yazacak. Yani bu satırı halledecek. Şimdi buraya kadar anladınız anlamadınız. Şimdi anlayacağınız en temiz mantığı gösteriyorum.
Şimdi bir tane unordered list yazacağım. Geleceğim büyüktür işareti li nokta diyorum. Item çarpı 5. Bakın taba bastığımda bana UL arasında 5 tane li etiketi hazırlıyor. Bunlara da diyorum ki Salih Balsever, işte Zeki Sert, Murat Doğan, işte Zen Coding. Sadece görüntülemek için yazıyorum Emmet. Gördüğünüz gibi hemen listemi oluşturuverdi. Şimdi bunun daha güzel yanı işte şu arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapmak isterseniz, UL derseniz, UL'nin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Li. Li nokta item dolar diyebilirsin çarpı 5. Sadece şu dolar ne yapıyormuş? İyi dikkat edin. Taba basıyorum. Bu sefer bakın itemlara sıralama veriyor. Mesela Salih dedi ki bana hocam 1 veriyor ama buraya 0 versin. Salih'i mi kıracağız deriz. Hemen başlarız. UL deriz. Li. Li'nin içerisinde şöyle bırakırım. Item. Bu sefer 2 tane dolar koyarım. Çarpı 5 derim. Taba bastığımda bakın hemen oluşturdu. Yoksa ben bunları satır satır elle girmek zorundaydım. Emmet'teki güzellik arkadaşlar bu da. Ya da bir div yazdınız. İşte HTML tasarlıyorsun. Paragrafa bakacaksın ama örnek bir şey lazım değil mi sana? Paragraf yazman lazım. Lorem diye bir ifade var arkadaşlar. Size paragraf sağlıyor. Lorem çarpı 50 dersen 50 kelimelik Lorem'i hemen getirecektir. Görüyor musunuz? Paragraf. Hemen getiriyor. Bu şekilde arkadaşlar kodlarımızı zaten yazarken HTML sayfalarımızı çok rahat bir şekilde uygulamalarımızı zaman kaybetmenin önüne geçerek yapabileceğiz. Şimdi ben burada bakalım çalıştırırsam herhangi bir hata alıyor muyum? Nasıl bir ekran gelecek? Evet, sayfamız açılıyor. Root'umuz olduğu için gördünüz mü? Hemen home index'e gitti sayfa. O root config'e bir daha bakacağız. Neydi? Controllers default olarak home'a giderdi. Action'da index'e gider demiştik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar H1 etiketiniz geldi. Metninizi yazdınız hatırlıyorsunuz. Bakın div içerisinde kullanım. Şuralara bir şey yazmadığınız için gelmedi. Yazmadık daha doğrusu. Ve 50 kelimelik loremle bir paragraf nasıl görünür onu gördük burada. Arkadaşlar burada zaten anlatmak istediğim benim Zen Coding'ti. İşte nasıl yüklüyorsunuz bunun eklentilerini. Ve ne işinizi görür? Gördüğünüz gibi bizi çok büyük bir zaman kaybından kurtarıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde ben bu derste söylemiştim modelle alakalı. Ama şu aşamada ben model gitmek istemiyorum. Orada bir plan değişikliğimiz oldu. Niye gitmek istemiyorum? Modeli kullanmamız için database bilmemiz lazım. Database derslerimiz şu an başlamadığı için ben Weave'den gitmek daha mantıklı düşüncesindeyim. Yine bu konuda eleştirileri olan arkadaşlarım olursa hem YouTube'dan hem gruptan zaten bana çok rahat ulaşabilirsiniz. Orada kendi düşünce ve fikirlerini belirtebilirler. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey açacağım ben.
Burada Zen Coding'ti bu. Şimdi açacağım hem alıştırma olsun hem de bir temayı biz nasıl yüklüyoruz onu göreceğiz. Buraya diyelim ki tema projesi. Yani tema ile alakalı bir projemiz olsun. Ve yine başlatıyorum projemi. Boş proje MVC kullanacağımı söylüyorum. Web Forms olsaydı bunu seçecektim. Web API uygulamam olsaydı yine burada seçeneğim. Ve boş olarak OK diyorum. Proje başlıyor. Şunu kapatabilirim zannedersem. Kullanmayacağım. Bazen de mesaj geliyor. Canlı sınıftayız. Ona bakalım. Code first kullanacaksınız. Murat Bey şu an burada mı? Bir saniye. Murat Bey ekranımızı görüyor musunuz? Murat Bey şu an ekranımı görüyor musunuz anlatırken? Tamam, Murat Bey görüyor. Reşat kardeşim code first. Fatih Bey ekran göremiyormuş. Fatih hocam ekranım sizde yok mu? He, okey. Tamam. Reşat hocam code first kullanacağız. Kesinlikle code first kullanacağız. Ayrıca Entity Framework işlemlerine gireceğiz. Code first nasıl entegre edilir onları göreceğiz. Ama ilk olarak bugün bir tema nasıl yükleniyor ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi projemiz zaten oluştu bu kısımda. Ben ilk olarak bir tane temayı indirdiğinizde onu göstereyim. Şurada mesela ben örnek bir tane tema buldum. Buradan indirilenlerdeydi sanırım. Sıkıştırılanlar. Evet. Şu tema. Ana klasörü atmanız lazım. Bakın mesela çift klasör. Açtıktan sonra altında bütün sayfalar olmalı. Daha sonrasında bu klasörü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buradan geçemiyor muyum ben şu an? Şöyle küçülteyim o zaman. Şunu da küçülteyim. Şu klasörümü alıp proje içine atıyorum. Gördüğünüz gibi bütün sayfalar geldi arkadaşlar buraya. Şimdi yapacaklarımıza bakalım. Şimdi burada bir inceleyelim nasıl bir temamız var. Şuradan mesela indeksi açabilirim. Evet gördüğünüz gibi şunu ben orijinal göstereyim. Böyle bir tema. Tatlı bir görüntüsü var. Ve ana sayfa, services, blog bu kısımları olan bir normal bir tema arkadaşlar. Bu temayı kapatıyorum. Biz bunu nasıl yapacağız ona bakalım. Nasıl entegre edeceğiz MVC'ye? Evet İlker hocam onu zaten şu anda göreceğiz ve dersi bitireceğim onun girişinden sonra. Şimdi arkadaşlar bunu attınız. Klasörünüz burada değil mi?
CSS'lerim var, fontum var, imajım var, işte JavaScript'lerim var. Böyle bir klasörüm var ve benim controllers'ım herhangi bir şeyim yok. İlk önce geliyorum, add diyorum, controller diyorum. İlk önceki controller'ım home controller. Bunu oluşturdum. İlk önce controller arkadaşlar. Projemizi açtık. Kontrolcümüzü oluşturuyoruz. Devam. İlk önce o. Şimdi home controller'da mesela ne diyebilirim? Bir indeksimiz olacak. Yine burada public bir action result da tanımlayacağım. Şöyle action result. Burada indexin dışında ne olabilir? Contact olabilir. Şuradan return view diyelim. Daha sonra bir action'ımız daha olsun. Ona da şuradan bakıyoruz arkadaşlar. İşte hocam yazıyorsunuz, neden onları yazıyorsunuz derseniz, şöyle ana sayfayı bir görüntüleyelim, neler var. Gördünüz mü? Şimdi home dediğinde home'a gidecek, services dediğimde services sayfasına, contact dediğimde contact'a gitmesini istediğim için bunların action'larını, sayfaları yani kısaca. Yine public action result diyorum arkadaşlar. Burada da kontaktan sonra neyimiz vardı? Services sayfamız için action'ımızı oluşturacağız. Bunda da return view diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ne dedik biz? Kontrolcümüz var. İçinde de sayfalar. Yani diyor ki ben indekse giden action'ım, ben kontağa giden action'ım, ben de services'ı giden action'ım. Tamam, varsınız ama neredesiniz? Var mı benim view'imde bir şey? Sadece home klasörü. Ne yapıyoruz? Sayfalarımızı oluşturmak için her action'a, indekse mesela sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Layout kullanmasın. Add diyorum ve sayfamın oluşmasını istiyorum. Yine geliyorum kontak sayfasına. Add view diyorum. Oluştur diyorum. Sayfam oluşuyor. Yine geliyorum services. Add view. Okey diyorum. Sayfalarım oluşuyor. Şuraya sağ tıklayıp close all diyebilirsiniz. Geliyorum, bakıyorum. Views'ın altında benim 3 tane klasörüm oluştu. Şimdi arkadaşlar, ben çalıştırdığımda siz de göreceksiniz. Ya hocam işte Temo'yu yükledik, hani hiçbir şey yok diyebilirsiniz. İsterseniz açalım. Biz projeyi şu anda Temo dosyalarına attık ama bakalım indeks ne alemde. Şurada arkadaşlar ne diyorduk? Önce controller'ımın adı. Nedir controller'ımın adı? Tabii ki home'dur. Daha sonra da index'tir. Bakın index sayfam geldi ama bomboş. Neden bomboş arkadaşlar? Gideyim ben index CSS HTML'ime. Tabii ki bomboş çünkü hiçbir şey yok. Sadece bir title var. Ben artık buraya bir paragraf yazdığımda işte Lorem 5'te, yani bu şekilde yazamıyorum. Şöyle geri gidelim. Ne diyorduk arkadaşlar? P büyüktür. İşte Lorem 10. Evet, şimdi bakalım. Hemen bir paragraf olduğunu gösterecek. HTML'lerimizi yazmaya başladık. Bunu sizin aklınızda canlansın diye yaptım. Yani şu an ne yapmam gerekiyor? Benim oraya attığım HTML, yani HTML sayfalarımı taşımam gerekiyor bu kısma. Bakın değişiklik yaptım, algıladı.
O zaman ne yapıyorum ben? Geliyorum Solution Explorer'dan ve Benshow klasörümü açıyorum. Buradan index.html'i tıklayarak açıyorum. Bu bizim tema dosyalarımız. Buradaki kodlar. Tamamen HTML kodlar. CTRL-A, CTRL-C diyorsunuz. HTML'e gelerek şurası önemli değil. Şuradan seçiyorum. CTRL-V diyorum. Ve bütün HTML dosyalarım geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada CSS'ler var. Şuralarda. Ama benim yazdığım index sayfamla şöyle kapatayım isterseniz. Şimdi benim indeksim burada ama CSS'lerim başka yerde. O yüzden buranın yolunu göstermem gerekiyor. İşte ne demem gerekiyor? Yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi CSS'ler. Burada düzeltmem lazım. Yani şöyle bir şey yapmam lazım. Neydi? Bansol deyip şuraya A, Bansol ve bir tane daha slash koymam lazım ki görsün burayı. O yüzden CTRL-F yapın arkadaşlar. Daha sonra şuradan replace diyorum. Diyorum ki CSS ile Bansov'un altında CSS'i değiştir. Daha sonra replace all diyorum. Ve altısı da değişti, gördünüz mü? İstediğim gibi. Daha sonra işte diyorum ki JavaScript ile İşte Bansov JavaScript'i değiştir. Bansov klasörünle yani ilk önce bu klasöre gideceğim. Oradan alacağım ki doğru yolu bulayım. Yine replace all diyorum. 7 hepsini düzeltti. Şimdi imajı yapmadan onu da görün diye canlı gözlerle şöyle bir açmak istiyorum. Index artık CSS HTML'i mi? Artık ben temamı ilk ana sayfaya yüklemiş oldum. Şimdi arkadaşlar yükleniyor temamız. Bakalım eksiğimiz var mı, gediğimiz var mı? Biz JavaScript dosyalarıyla CSS'imizin yollarını düzelttiğimizi iddia ediyoruz ama sayfa nihai sonucu verecek bize. Evet, Bansov sayfamız geldi. Gördüğünüz gibi navbarımız, bunların hepsini konuşacağız. Navbarımız geldi. Alt kısma iniyorum. Bileşenlerim, butonlarım, stillerim. Bir bakıyorum resimlerim gelmedi. Neden resimler gelmedi? Bu konu hakkında bir arkadaşım bana yönlendirebilir mi? Evet, bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Hiç mi yok? Emre de gelmiş. Hoş gelmiş. Evet, cevabı ben vereyim arkadaşlar. Evet, Raşat'a tebrik ediyorum. Süpersin. Başka klasörde arkadaşlar. O yüzden CTRL-F diyoruz. Aynı işlemi imaj içinde yapacağım. IMG dedim, bakın geldi. IMG ile Bansov IMG'leri değiştirmem gerekiyor ki o klasörün yolunu bulsun. Ve burada replace all diyerek 15 tane işlemi değiştirmeyi şu şekilde yaptığında, çalıştırdığımda ben gerekli sonucu alacak mıyım, ona bakalım. Evet, şu anda çalışıyor.
Evet arkadaşlar, geldi sayfamız, indeks sayfamız. Bütün stillerim tamam. Çok güzel bir şekilde temanızın rengini de değiştirebilirsiniz burada. Belki bu işlemleri yapacak olabiliriz ileride. Geliyorum aşağıya, resimlerim gelmiş. Footer'ım da geldi, hiçbir sıkıntım yok. Her şeyim tamam indeks tarafında. Yani arkadaşlar bu şekilde taşıma işlemimiz. Şu ana kadar bir temayı nasıl alırız bir sayfaya onu gördük. Buraya geldiğimizde artık bununla işimiz yok. Çünkü biz HTML kodlarını kullandık. Şuradan yine kapatmak istiyorum burayı. Biz ilk view'imizi yaptık. Kontağı da yapayım. Diğer kısımları size bırakayım. Siz de temayı size gönderirim. Siz de diğer kısımları çalışıp herkes bana sunumda yapabilir. Yani böyle bir çalışmada yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar kontağı Bansov'dan bulmam gerekiyor. Kontak HTML. Bakıyorum burada. Kontak HTML. Bütün hepsini CTRL'a, CTRL'c'ye alıyorum. Ve CSS HTML'e geldiğimde CTRL-V diyerek temamı buraya alıyorum. Yine aynı işlemler arkadaşlar. CTRL-F, işte replace diyorsun. Ve burada diyorsun ki CSS'lerimi bir değiştir. Şu kısımdaki CSS'le değiştir. Bunu replace ol diyorsun ve altısını da değiştiriyor. Biri CSS, biri JavaScript yolunu bulacağım. JavaScript tekrar değiştir diyorsun. 7'yi de değiştirdi. En sonda imaj var. IMG olarak bunu da bulmadı aslında. Öyle bir şey yok bu sayfada. Zaten burada da olmadığını söyleyecek. Mesela arkadaşlar şöyle de bakabilirsin. Buradan incelediğinde görüyorsun değil mi? Fontları yapmadık mesela. Bir de fontları da yapalım. Bakalım burada font var mıymış? CTRL-F diyorum. Daha sonrasında buraya font diyorum. Buldum. Şöyle koyuyorum. Buraya da font diyorum arkadaşlar. Bakalım değiştirdiğimde. Evet, bunu da bulamadım. Olmayabilir çünkü font AVSM kütüphanesini kullanmak için onlar CSS'in altında olduğu için hiçbir problem yok. Şimdi bu sayfama da gideyim. Neydi bu kontaktı? Default olarak açmayacaktır. Ben şimdi size göstereceğim o kısımdan nasıl geçeriz. Bu arada dersimiz ne kadar olmuş ona da bakalım ki. Kaydımız şu an 46 dakikamızı doldurmuş. Biraz da yarım saatten aşmışız. Ama bitti gibi. Evet, kontakt açılıyor şu an. Home kontrollerimin altındaki kontak action'ım yani sayfa. Gördüğünüz gibi kontağı açtı. Haritalarım gelmiş. Aşağı iniyorum, formum gelmiş. Font AVSM'ın simgeleri, yine yazı tiplerim, footer'ım, sosyal medya ikonlarım, yazı tiplerim, submit butonum. Her şeyim geldi arkadaşlar. Şimdi şu bakış açısında size gösterip size arkadaşlar bu temayı verip sizin de çalışmanızı istiyorum. Arkadaşlar herkes dinliyorsa şöyle bir kontrol edeyim. Çok önemli bir yerin altını çizeceğim. Kimler var şu an? Çok güzel. Şimdi bir konunun altını çizeceğim. Burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Yaptıklarıma bakıyorum. Ne yaptım ben? İlk önce proje oluşturdum. Hiçbir şey yapmadan. Geldim arkadaşlar klasörüme. İşte Basov. Buradan tutarak Basov'u götürdüm, projenin içine bıraktım. Sonra buraya klasörüm zaten geldi.
Klasörüm geldikten sonra benim zaten sayfalarıma ihtiyacım olduğu için geldim buradan sağ tıklayarak controller dedim. Ve home controller'ımı oluşturdum. Daha sonrasında action'larımı oluşturma adına home controller'ıma giderek buralardan bahsettim. Dedim ki controller sınıfının bütün mirasını home controller almış. Ve buradaki metotların her biri birer action ve sayfa. İndeks sayfam default'ta geliyordu. Ben yine de bunu oluşturmam için sağ tıklayıp add view deyip oluşturuyordum. Bunları biz yazmıştık. Public action result kontak sayfası return view demiştik. Kontağa sağ tıklayarak sayfayı oluşturduk. Services'ı oluşturduk ve sağ tıklayarak view'ini oluşturduk. Ve dedik ki arkadaşlar şuranın ne yaptığımızın farkında olarak biz bir developer olmak istediğimiz için burayı anlayacaktık. Controller'ı anladık. Peki action'lar nasıl oluşuyor? Bir tane benim action result'ım var index ve return view diyor. Action result'ım index olarak dönecek ama return view, view'e dön. View nerede? Burada. Açıyorum. E peki home ne demek? Home controller'a git diyor. Şu klasörün anlamı o. İlk önce diyor ki view'e dön. View'e geliyorum, home controller'a git. Gitti. Action result'ı index olarak döndür. İndeksim de burada arkadaşlar. Bu sayfaları böyle oluşturduktan sonra az önce anlattığım mantığı anlama yönündeydi. Yine view'e git. Kontak sayfası. Action result dön. Kontağa dön. Home controller olduğu için home klasöründen tanıyor bunları ki diyor home controller'a git bak bakalım böyle action'lar var mı? Varsa ona dön diyor. Olay bu. Bunların her birinin action olduğunu söyledikten sonra oluşturduğumuz sayfaya giderek arkadaşlar dedik ki layout'u boş ver zaten null. Bunu yazmakla yazmamak önemli değil, silebilirim. Buradaki HTML kısmını işte indeksi oluşturacaksam ben sağ klasörüme gittim index HTML'i açtım ve buradan HTML'lerimi aldım indekse attım. Attıktan sonra yollarımı düzeltmek için solution'ıma baktım. Dedim ki önce ben aynı düzeyde klasör bunlar. Hatta bir alt klasörüm ben. Önce ben çıkacağım Basov'a gideceğim. Basov'dan bu klasörleri gördüreceğim. Ctrl+F tuşuyla basarak bu kısımdan yollarımızı düzelttik arkadaşlar. Bu aşamadan sonra. Bu aşamayı da yaptığımızda bütün temamızı sayfalarımıza yüklemiş olduk. Bunu işte kontakt için yaptık. Services için yapmadık. Onları siz devam edersiniz. Bir tane daha ben controller oluşturarak dersimi nihayete erdiriyorum. Bugünkü çalışmamız. Şimdi bizim bir de blok tarafımız var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Blok kısmımız var gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunu yönetmem için ne yapmam lazım? Arkadaşlar controller'ımı oluşturmam gerekiyor. Add diyorum, controller diyorum. Boş bir controller. Bunun adı da blok kontrolcüm. Add diyorum. Ve blok controller'ımı oluşturuyor. Daha sonra buraya diyorum ki işte blok sayfam. İşte bloklarında detay sayfası için public diyorsun action result. Şöyle action result. Daha sonrasında da ne diyorsun? İşte details mesela. Daha sonra return view diyerek view'e döneceğim. Ama bakacağım ki bu aşamada hani benim bloğum detaysim. Sadece blok klasörüm var, view'lerim yok. Bu aşamada da bloğa tıklıyorsun, add diyorsun. Daha sonra add view diyerek sayfanı oluşturdum. Detay içinde sağ tıklıyorsun, add view, add diyorsun. Evet arkadaşlar, bu şekilde sayfayı oluşturduktan sonra yapılacaklar nelerdir onları size bırakacağım. Bu bloğu biz
Partial View'de olacak içerisinde bu konunun. Daha sonrasında başka ne anlatabiliriz burada? Bir layout. Biz hiç mesela şuradan bir tane son olarak bir sayfa action oluşturalım. İşte public diyelim. Action result. İşte product diyeyim, sallıyorum. Product diyelim. Ama o vermediği için index diyeyim buna da. Index dedikten sonra parantezler içerisinde return view diyerek bu şekilde oluşturayım. Arkadaşlar layout ne demekti? Ben add view dediğimde hiç kullanmadım ya burayı. Şuralara falan gitmedim daha. O yüzden bu layout page ne demektir? Nasıl kullanacağız? Bunları görelim. Partial view'i görelim. Bir sonraki dersimizde bunlar. Hafta sonu bir tane de workshop C Sharp konusunda yapma düşüncem var arkadaşlar. Bir tane MVC, bir tane C Sharp workshop'ımız olsun diyorum hafta sonu. Dolu dolu geçirelim tatilimizi. Ondan sonra da hafta içi HTML, pazartesinden itibaren HTML dersleriyle dönüşümlü olarak devam edeceğiz. Çok uzun sürdürmeden de arkadaşlar veri tabanı işlemleri nedir? Code first ne demektir? Bazı örnek projelere başlayarak bunlara da başlamak istiyorum. Sizlerin soracağı bir şey varsa arkadaşlar cevaplayayım. Yoksa bu konuştuğumuz tema yükleme olayını pekiştirme adına size atacağım temayla layout. Layout'un herhalde Raşat kardeşim cevabını verdim. bu derste sadece basit bir şey yaptık. İşte temayı nasıl getiririz diye. Evet, süper arkadaşlar. Cevapları gördüm. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceğiniz, düşünceleriniz varsa söz sizde. Mikrofonu olan yok galiba bugün. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sizlerin de değerli vakitlerinize sağlık. Geliyorsunuz, bir şeyin peşinde uğraşıyorsunuz. İyi geceler İlker Hocam. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Örnek layout'u atacağım. Proje oluşturma, controller, view, bunların aşamaları, yollarını gösterme. Onları sizden isteyeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi gece arkadaşlar. Teşekkürler hepinize.